Dortmund'dan yine bir soru var. Rabbani hareket metodunun merhaleleri nelerdir? Efendimiz önce gizli davet yapmış. Üç sene kadar. Herkese anlatmamış. Aleni açık konuşmamış. Sonra aleni davete başlamış. Ve onu bir daha da değiştirmemiş. Değiştirmek zorunda kalmamış. وَلَا الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُوْلَى Gelecek günler sana bugünden daha güzel olacak, daha hayırlı olacak. Allah'ın verdiği söz gerçekleşti ve Peygamberimiz o günden sonra hep daha gelişti, daha gelişti, daha gelişti. Geri e, gizlilik dönemine dönmek zorunda kalmadı yani. Gelecek günler hep daha güzel olduğu için o döneme geri dönmek zorunda kalmadı. Ama İslam hareket o döneme geri dönebilir. Yani mesela biz Osmanlıydık, işte bu hale geldik. Yani Peygamberimizin hayatında her merhale var, durumumuza uygun örnek alabiliriz. O önce gizli çalıştı, sonra Aleni davet etti, ondan sonra kadro meydana getirdi, sağlam bir kadro meydana getirdi, ondan sonra aleni davet ve kadro sayesinde hareket kitleselleşti. Yayıldı. Herkes duydu. Ve ondan sonra Allah Mekke'de bir İslam devletinin kurulamayacağını biliyordu. Ortam müsait değildi. Allah ona Medine'yi nasip etti. Hicret edince orada devletini kurdu. Kurunca tabi hemen adam akıllı bir devlet olmadı da Kademe kademe yavaş 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 daha da güçlendi, güçlendi, güçlendi. Ve Efendimiz vefat ettiğinde Arabistan Yarımadası fethedilmişti. O kadar ki büyük bir güce ulaştı. Aşamalar Mekke dönemi yani bu. Medine döneminde de önce savunma savaşına izin verildi. Sonra taarruza da izin verildi. Rabbani hareket metodu ana hatlarıyla e, yani merhaleler açısından bakarsak böyle. Önce tebliğ, gizli davet, sonra aleni davet. Ondan sonra işte kadro meydana getiriyor, eğitim çalışmaları yapıyor. Darül Erkamlar'da eğitim yapıyor, kadro meydana geliyor. Bu kadro eee İslam hareketinin kitleselleşmesini sağlıyor. Herkes her yerde konuşuyor, 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 yayılıyor. Yayılıyor ama yine de Mekke İslam'ın başkenti olmaya layık olamadı. Allah Medine'yi nasip etti. O zaman da Medine'ye gitti Müslümanlar. Demek ki e, metodun içerisinde hicret de var.